Gökçe'yle Tombiş benden habersiz odada bana şaka yapma planları kuruyorlardı. Ve ben de habersiz bir şekilde salonda televizyon izliyordum. Bugün Gökçe bana Kerem komiserle aldatma şakası yapacak. Ve bakalım benim tepkim ne olacak? Of ya, televizyonda da hiçbir şey yok ya. Çok sıkıldım valla. Bu nedir kardeşim ya? Şunu geç, şunu geç, şunu geç. Of, adam akıllı bir film yok. Sıkıldım valla. Ne olacak Gökçe'm ya? Anlat bakayım bana şimdi. Ya Tombiş, işte tam olarak dediğim gibi. Şimdi ben Kerem komiserin yanına gideceğim ve onunla aldatma şakası yapacağım. Sen de Gürol'a bunu çaktıracaksın. Yani Gürol'un benden şüphe duymasını sağla, anladın mı? Anladım. Tamam, bir bakarım Gökçe'm ya. Ula valla Gürol amca seni öyle bir görsün. Hele Kerem komiseri. Valla kafayı fıttı ya. Kafayı yiyecek zaten. Hadi o zaman Tombiş, gidelim ve sen Gürol'a de ki ben Gökçe'den şüpheleniyorum. Bence bugün onu takip etle, tamam mı? Tamam, merak etme. Hoş, beni onu takip etmesin Salim. Hadi gel bakalım benimle, gidelim bakalım. Canım ailem, size bir şey söyleyeceğim. Eğer şu anda videomuzu beğenip kanalımıza abone olanlar inşallah zengin olur. Yorum yapanlar da süper kahraman olur. Hiçbir şey yapmayanlar da noob olur, noob. O yüzden videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Of ya, hiçbir şekilde film yok. Bu nedir ya? Ne yapıyorsun? Bakalım sen burada. Şöyle oturayım. Ne yapayım Gökçe ya? Televizyon izliyorum işte. Ne yapayım yani? Öyle oturup televizyon izliyorum. Dışarı çıkacağım. Dışarı çıkmam. Aa, ben ne diyordum ya? Anne, hadi gel bakalım. Dışarı gidelim de kahve içelim seninle birlikte, tamam mı? Yok yok, ben ilkokul arkadaşımla çıkacağım. İlkokul, evet. İlkokul arkadaşına mı? Sen ilkokul arkadaşına görüşmüyorsun ki bile. Aradı beni, dedi ki ilkokulda ne eğlenirdik Gökçe, hatırlıyor musun dedi. Gel anılarımızı yad edelim dedi. O yüzden ben çıkıyorum, akşama da çok geç. Bir dakika. İlkokul arkadaşın adı ne senin? Melisa. Vallahi Melisa. Soyadı ne peki? Melisa işte, bilmiyorum, nereden bileyim, hatırlamadım işte. Allah. Sende bir haller var ama neyse ya, tam o zaman, hadi geç kalma. Gelirken de bana Gökçe bakkaldan cips alır mısın ya, canım çok cips çekti valla. Ama ketçaplı olsun. Yani yetişirsem alırım. Hadi görüşürüz, bay bay. Hadi görüşürüz. Allah Allah, valla bu kızda bir haller var ama neyse, ben iyisi geçeyim de şuna bir film izlemeye devam edeyim. Şu aşalım bakalım sesini. Boyumca. Heh, ne oldu Tom, bir söyle bakayım. Boyumca, ben Gökçe diye abiden şüpheleniyorum, biliyor musun? Ben bir şeyler duydum. Gökçe ile telefonla konuşuyordu odada demin. Ne, bir şeyler mi duydun? Ne duydun Tommy, söyle bakayım. Hemen öyle söylemem yani. İlk önce düdüğü çağını, payı eveyen düdüğü çağına giyiyorum, tamam mı? O yüzden bana şöyle bir 50 TL ver bakayım sen. 50 TL mi? Ya Tommy, aşk olsun ya. Ben zaten sana harçlık vermiyor muyum? Ya o zaman sana söylemiyorum, bana ne? Hadi görüşürüz. Ya tamam Tommy, vereceğim söz. Ama vallahi şu an yanımda para yok. Maaşımı alayım sana söz. 100 lira vereceğim, tamam mı? Tamam. Olur, o zaman kabul ediyorum. Heh, söyle bakayım, ne duydun, ne konuştu Gökçe? Ne oldu biliyor musun? Bak neye gidiyor, görüyor musun? Ya bir şey görmüyorum. Mektenişe gitti, mektenişe bak, orada oturuyor. Aa evet, görüyorum onu. Ama birinci sınıf arkadaşına gitti Tomiç. Hayır, birinci sınıf arkadaşına gitmedi. Telefonda Kerem komiserle konuşuyordu. Kerem komiserle yemeğe çıkmaya gittiler. Galiba şinadeti o Göy amca. Ne ya Tomiç, saçmalama, Gökçe'yle bir şey yapmaz. Kerem komiserle neden yemeğe gitsin ki? Ya bir şey duydum. Gürol'u takip edelim Göy amca, göreceksin. O seni adetiyor. Allah Allah Tomiç, bak şimdi sen benim aklıma garip şeyler soktun ha. Ya gel, sen bana güven. Hadi gel, gidelim Göy amca. Of tamam Tomiç, tamam hadi gidelim. Ulan bak, öyle bir şey yoksa var ya, sana ne 100 TL veririm ne bir şey. Ya sen gel, pişman olmayacaksın. Hadi gidelim bakalım. Hadi bakalım gidelim Tomiç. Gel Göy amca, şurada kenara saklanalım bakalım şimdi. İyi tamam, hadi bakalım saklanalım. Of Tomiç ya, var ya, bir dakika bakalım şöyle. Oo harbiden Tomiç Kerem komiserle yemeğe çıkmış bu. Bir de bana ilkokul arkadaşımla gideceğim diyordu. Duymuşsun bak Göy amca, ben sana söylemiştim. Bu seni adetiyor. Allah senin cezanı vermesin Gökçe ya. Allah senin cezanı vermesin ya. Kerem komiser. Geldiler. Bak tamam mı? Tam konuştuğumuz gibi yapacağız, tamam mı? Tamam. Merak etme. Bunlar bir şeyler konuşuyorlar 0-0-2'nin aralarında. Duyuyor musun Tombiş? Valla duymuyorum Göy amca. Sen duydun mu? Ya ben duymuyorum ki. Sana soruyorum Tombiş. Neyse sinirliyim vallahi. Şu an bana bir şeyler söyleme. Dur bakalım şöyle. Ne konuşuyorlar acaba? Dinleyelim bakalım. Biraz daha yüksek sesle konuşacağım şimdi Kerem komiser. Ya Kerem komiser, vallahi o kadar komiksin ki. Ya bayılıyorum senin şu mizah anlayışına. Yani gerçekten sen benim tanıdığım en komik erkek olabilirsin Aslı. Gerçekten çok şanslı. Değil mi ya? Ama sen şanssızsın yani. Çünkü Gürol ne komik ne de yakışıklı. Ya maalesef ya. Ne komiklik var, ne yakışıklılık var. Anca evde oturup göbeğini bir de popüşünü büyütüyor yani. Ne diyor benim hakkımda Tombiş?
Dur amca, ben buradan izliyorum anneyi. Tamam dur bekle, ben de geliyorum yanına. Allah sinci sana vermesin Gökçe ya. Neler diyorsun benim elin adamın arkasından ya. Dur neyse neyse. Şuradan şöyle. Şöyle arkadaşlar şöyle. Gizli gizli gidelim bakalım şöyle. Şöyle gidelim bakalım. Dur amca, gel görme işimizi. Tamam geldim Tomuş. Şimdi buradan onları daha da iyi duyacağım şimdi. Tamam be, akılsız bir durum. Ya Kerem komiser vallahi o kadar şanslı ki aslı polis. Keşke benim de senin gibi bir eşim olsaydı. O zaman dünyanın en mutlu insanı olurdum gerçekten. Bilemem yani, belki de olur. Belki de şu an hayatından şu karşında oturuyordur Gökçe. Ya Kerem lan komiser, nasıl olsun böyle bir şey ama. Ne yazık ki Gürol var. Ya keşke gitse, ayrılsa benden de. Ben de senin yanına gelsem. Ya kızım sen merak etme Uş, ben de bir hapse tıkarım herifi, 20 yıl hapis veririm valla. Ya ciddi misin Kerem ya? Vallahi o kadar iyisin ki Kerem diyorum, rahatsız olmazsın değil mi? Ya yok, hatta bana Kerem deme, bana de ki kurtarıcı meleğim de, çünkü seni kurtaracağım yakında kızım. Ya, kurtaracağım seni. Lan Allah senin cezanızı vermesin, gel Tombi şuraya gel ya. Bunlar ne konuşuyor böyle arkadaşlar ya? Kerem ya nasıl da sinirlendiriyorsun. Vallahi çok iyi rol yaptın, bravo sana, senden bu kadarını beklemiyordum. Ne yalan söyleyeyim. Gel bakalım Tomuş, bir de buradan izleyelim bakalım. Ne konuşacaklar? Of Tomuş, duydun mu ya? Emekli oyamca var ya, ben şimdi adına çok üzüldüm var ya. Şimdi boynuzeyi ne oldu? Sen artık boynuzu bir oyamcısın. Ya Tomuş, bana dalga geçme ya. Ben burada ağlıyorum yani Tomuş. Sen gelmişsin bana dalga geçiyorsun ya. Görüyor musun ya? Ya oyamca bebek misin ya? Sen ağlama yani. Ya bir tane hamburger yedin, kendine gel. Ya Tomuş ya, sen de dalga mı geçiyorsun lan benimle? Neyse hadi gel, şunları dinlemeye devam edelim. Ya vallahi bayılıyorum sana ya. Hem yakışıklılık desen var, masmavi gözlerin, hem kaslısın, bütün suçluları yakalıyorsun. Sen benim kahramanımsın. Ya Gürol'u yani da yakala, o da suçlu sayılır. Benim hayatımı çaldı. Yakalayacağım, sen merak etme kızım, diyorum ya kurtarıcı meleğim olacağım ben senin. Yani ya sen Kerem de çok güzelsin. Şu vücuda bak, şu bele bak, ip incecik. Lan sen benim sevgilime karıma neler diyorsun lan, pislik herif seni. Şuna bakın ya arkadaşlar ya, bir de var ya, bir de devletin, köyün, şehrin kurtarıcı polis olacak bir de. A seni akılsız adam. Ya şuna bak nasıl da kafasını çıkartmış, akılsız bu çocuk ya. Ay, neyse hadi devam edelim şaka yapmaya. Şey diyeceğim ya, ben burada çok sıkıldım Gökçe. Birazcık size mi geçsek acaba? Sizde falan takılırız, anlarsın yani. Çok güzel olur da Gürol var maalesef ya, Gürol var. O yüzden olmaz ki. Yani Gürol'u hapse tıkacaksan ya da evden kovacaksak çok güzel olur ama. Sen merak etme kızım. Hadi gel eve gidelim seninle, takılırız bir şey. Şeyler yaparız. Film izleriz kızım. Olur o zaman Kerem, hadi gidelim hadi. Vallahi çok heyecanlı. Lan Tomuş, bunlar bizim eve geliyor. Tomuş yürü koş bizi görmesinler. Ulan var ya, şuna bakın arkadaşlar, bir de utanmadan bizim eve geliyorlar ulan. Ulan var ya, ben size var ya gününüzü göstermeyiz miyim lan? Bekleyin bakalım siz. Size var ya bu dünyayı darma duman edeceğim be. Hadi gel bakalım Gökçe, vallahi Gürol şimdiden sinirlendiyse var ya, eve mi gidelim? Çıvıttıracak Gürol, fıttıracak var ya, deliye dönecek. Nasıl koştu, gördün mü? Hadi gidelim. Hadi gel bakalım. Aa kapı mı çaldı Tomiş? Evet kapı çalıyor, gör ne geldi? Neyse hadi gel açalım bakalım. Ya açın artık akılsızlar ya, açın. Kerem komiser ne alaka? Kerem komiser misafirimiz yani. Kerem komiser gelecek de bize, tamam mı? Hadi çekil sen de be, Allah Allah. Hadi gel Keremciğim. Ya Keremciğim falan ne oluyor Gökçe? Ben senin burada sevgilin var yani. Kendine gelsin ilk önce sen be. Ya Keremciğim dedim alt tarafı. O bizim şehrimizin kahramanı ya, yani. Ya bir oğlu yani kardeşim, geri kafalı mısın yani sen de? Ya birader sen bir dur orada, ağzını bunu kırmayayım şimdi senin ha. Ya ne diyorsun ya, Kerem'e asla zarar veremezsin. Yıl 2023 olmuş yani. Bu kadar öküz olmak zorunda değilsin. Aynen yani ya kardeşim, sevgilinle yani ne olmuş yani, aynı evde kalsam, Allah Allah. Lan oğlum ya, ne konuşuyorsunuz siz böyle, yaslanacağız bana abudik gubidik. Ya sus hadi, hadi gel bakalım Keremciğim, içeri girelim biz, gel. İçeri mi giriyorsunuz? Ne alaka ya? Ne yapacaksınız içeride? Ne yapacağız kardeşim? Film izleyeceğiz yani, bu akşam da ben sizde kalacağım. Bizde mi kalacaksın? Ne alaka ya? Hadi al bakalım Gökçe beni kucağına, hadi canım benim. Bakalım. Hadi al beni, giriyoruz hadi içeri. Hadi bakalım gidiyoruz, görüşürüz. Bay bay. Ben girmiyor muyum içeri? Niye? Hayır sen girmiyorsun. Tombiş'im isterse gelebilir ama. Tamam mı? Gel Tombiş sen. Hayır öyle göyemce ya. Bundan sonra sen benim babam olma. Kerem komiser olsun. Hadi görüşürüz bakalım. Ne yaptı Tombiş, sen de beni de mi sattın? Al bakalım benim pomuşum yesin. Hadi görüşürüz. Al bakalım. Sen git dişlerini fırçala da ağzın kokmasın önce, Allah Allah ya. Hadi bakalım ben gidiyorum. Neden bana bunu yapıyorsunuz ya? Neden bana bunu yapıyorsunuz ya? Çok, 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 çok.
Ya Gökçe, senden dolayı göremiyorum. Ne yapıyorsun şu anda? Bakıyor musun abi dışarıya? Çekil çekil ya. Valla bakıyorum. Ağlıyor, yazık. Ya benim bir içim parçalandı Kerem ya. Çok mu abarttık acaba? Yani evet, birazcık abartmış olabiliriz ama harbiden de şaka da şaka. Ya valla ben dayanamıyorum Gökçe abla. Ben de gidip artık onlara şaka olduğunu söylememiz lazım. Aa, bence de yani. Ben de bitiyemadım ya. Değil mi? Tamam, o zaman ben gidip söyleyeceğim. Ben Gürol'u çok seviyorum. O çok güzel kokuyor zaten. Ya şaka yaptım ayrıca. Hadi gidelim de söyleyelim. Hadi gel bakalım. Çok komik olacak. Sen benim beni aldattın ya. Gürol, ne var ya, ne var? Saçmalama. Ben seni aldatır mıyım? Başından beri her şey şakaydı. Ya yürü git, ben şey şakaymış ya. İnanmıyorum ben size ya. İnanmıyorum ya. Ya Gürol, benim seni Kerem komiser gibi biriyle aldatmamın ihtimali var mı? Bir Kerem'in tipine bak, bir senin tipine bak. Allah Allah ya. Gökçem inanma, yalan atıyor seni. Şaka yapmadı. Al bak, Tombiş'e diyor. Ne diyorsun sen Tombiş ya? Tombiş sen deli misin dedim ya. Ya şaka yaptım ya, şaka. Gördün mü, sana bir şaka yaptık salak. Şimdi biz inendiğine geldi böyle, manyakmışsın işin ya. Gökçem'e silah yeteyim ya. Evet kardeşim ya, yani. Biz sana şaka yaptık birader, şaka yaptık. Ya demek ki şaka yaptınız. Yemin edin o zaman. Kardeşim inanmıyorsan çalışkan annesine sor o zaman. Arkadaşlar ya. Evet. Yorumlara izin bakalım. Gökçeli bana Tombiş Kerem komiser şaka mı yaptı? Yaptıysa arkadaşlar şaka yaptılar yazın, tamam mı? Yazın ya yorumlara. Arkadaşlar lütfen yazın. Gürol inanmadı. Ben bu kadar ciddi alacağını bilmiyordum. Gürol, benim seni Kerem komiserle aldatma ihtimalim var mı? Ben seni çok seviyorum. İşte ben de o yüzden yani. Sen beni aldatmazsın. Sen beni çok seviyorsun. O yüzden yani, evet, garip gelmişti bana. Neyse. Saçmalama. Ya demek ki şaka yaptınız ha. Ama var ya, bunun kamını ben sizden çok fena alacağım Kerem komiser. Hayır dedim Gürol ya, hayır. Ne hayır ya, göreceksiniz. Sen var öyle bir intikam alacağım ki. Siz göreceksiniz ya, bakalım. Öf, alt tarafı küçük bir şakaydı. Çok komikti bu arada. O zaman bana şaka yaptıysanız, evden attıysanız ben şimdi sizi evden atıyorum, artık eve giremezsiniz. Ne diyorsun? Ya, Gürol açsana kapıyı. Gürol aç dedim sana ya. Ya hadi görüşürüz. Neyse bakalım canım alem. Biz artık bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Umarım videonuzu beğenmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bak bak bir de gelmişler, camı kırıyorlar lan. Neyse bakalım arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Demek ki arkadaşlar bugün bunlar bana şaka yaptılar. Ama var ya, bu intikamını çok fena alacağım. Yorumlara yazın bakalım çalışkansı. Sizce arkadaşlar nasıl bir şaka yapayım onlara? Onlardan nasıl bir intikam alayım? Yorumlara yazın. Ve tam da şu anda da arkadaşlar ekran ekten video çıktı. Ya Tommy, senin burada ne işin var ya? Şu anda arkadaşlar ekran çıkan duru tıklayın. Hadi bakalım canım alem, tıklayın onlara. Bakın solda video var ve sağda video var, tamam mı? Solda çıkan ve sağda çıkan videoların üzerine tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz ve izlerseniz de inşallah dilekleriniz gerçek olur. Amin diyorum. Hepinizi öpüyorum canım alem. Kendinize iyi bakın. Ya Tommy gitsene dışarıya, çık hadi. Açın kapıyı.